Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 Nisan'dan beri ilk kez 100'ü aştı. Koronavirüsle mücadelede tablo 7 ay geriledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tüm dünyada vaka patlamasına işaret ederken yeni kısıtlamaların da nedenini açıkladı. Tüm dünyada adeta patlama şeklinde hızlı bir artış başladı. Can kayıplarında 25 Nisan'a, hasta sayısındaysa 21 Nisan'a dönüldü. Tedbirsizlik koronavirüsle mücadeleyi 7 ay geri götürdü. Gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur. 156.692 kişiye koronavirüs testi yapılırken 3.819 yeni hasta tespit edildi. Can kaybı ise 7 ay aradan sonra ilk kez 100'ün üstüne çıktı. 103 hasta hayatını kaybederken 2.688 kişi koronayı yendi. Ülkemizde önce İstanbul, İzmir, Bursa gibi batıdaki büyük illerimize başlayan artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış durumdadır. Aktif hasta sayısı 50.000'i geçerken ağır hasta sayısı da 3.657'ye çıktı. Sağlık Bakanı'ndan bir kez daha tedbirlere uymak zorunluluk mesajı geldi. Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Plan Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçe sunumunda konuşan Fahrettin Koca aşı için de tarih verdi. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim.